Merhaba arkadaşlar. Hızlandırılmış konteynerler kursu playlistine devam ediyoruz. Şimdi e, bu videoda aslında ileride işleyeceğimiz birkaç videonun altyapısını oluşturan bir konsepti anlatmaya çalışacağım. E, bu hızlandırılmış konteynerler kursu playlistine göz atmadıysanız e, aşağıya linki ekliyorum. Orada CMD ile Entry Point arasındaki farklar diye bir video vardı. Onu izlemediyseniz ona bir göz atın sonra tekrar bu videoya gelin. E, şimdi bu videoda anlatmak istediğim şey aslında e, Linux'taki ya da daha doğrusu genel olarak e, POSIX tabanlı sistemlerdeki parent ve child prosesler arasındaki ilişkilerden bahsedeceğim. E, tahmin ediyorum e, birçoğunuz işletim sistemlerinin aslında hani e, child prosesleri falan nasıl çalıştırdığı hakkında bilgi eksiğiniz vardır. Sizler de bir şeyler öğreneceksinizdir bu konudan Yine tekrarlayayım hani kanalımızda genel olarak işin teorisini anlatmaya çalışıyorum. Ben pratik kısmına gidip e, kendini siz oradan buradan tutoriallardan dokumentasyondan öğrenebilirsiniz. Ama ben size hani işin arkasındaki e, resmi sunmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki örneğimize bakacak olursak ben hani bir Process Tree çizdim buraya. Aslında bir işletim sisteminde çalışan prosesler bir listede saklanıyor. Şimdi burada bir örnek verdim. Bu, burada bir Process Tree örneği var. Şimdi burada e, bu P1 prosesi aslında Parent e, yani ana proses bu. Ve bunun altında bir takım prosesler çalışıyor. Şimdi siz diyelim biz... Program yazınız ve bu programın birden fazla threadi var değil mi? Çünkü program aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışabilir. Örneğin mesela her request farklı bir threade gidebilir. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi aslında programlarda bu tip bir şey yapabilmek için threadleri üretmeniz gerekiyor ve bu threadler aslında orijinal processten üretilen fork'lar. Yani buraya biz ana parent processte fork yaptığımızda yani fork denen bir system call var. Onu yaptığımızda bir thread prosesi üretiyoruz. Yani thread, e, o prosesin aynısı kopyalanıyor. Aynı memory'deki address space'te yan yana çalışmaya başlıyorlar. E, şimdi aynı şekilde mesela burada mesela bu gördüğünüz ikinci thread de aynı şekilde ana prosesten forklanmış e, bir proses aslında. Yani özetle demeye çalıştığım şey e, threadler, yani bir programın Userland Threadleri aslında e, O programın Sub prosesleri oluyorlar Ve bunların yani Thread'lerin aslında kendi proses ID'leri vardır Eğer bilgisayarınızda ps e, yazarsanız bunu görebilirsiniz Şimdi diyelim sizin programınız bir Program çalıştırıyor altında ve o programın çalışmasını ve bitmesini bekliyor. Yani örnek verelim, mesela sizin programınız bir e, FFmpeg ya da ImageMagick ya da işte Curl gibi bir programa e, shell out ediyor değil mi? Bir sub-proses oluşturuyor ve onun bitmesini bekliyor. Şimdi bunu yapmak için e, parent prosesten buradaki P4'te şöyle bir şey yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle bir fork yapılıyor. Yani fork ne demek? Benim prosesimi al, olduğu şu an bulunduğum yerde kopyala, yeni bir proses oluştur demek. Ondan sonra arkadaşlar, fork'tan sonra exec system kolu geliyor. Şimdi bu exec system kolu şu demek, içinde bulunduğum prosesin id'sini koru, ama onun dışındaki her şeyi çöpe at. Ben yeni bir program çalıştıracağım burada diyorsunuz. Yani burada mesela siz p 4te curl çalıştırmak istiyorsanız, bu aslında hani bir sistem var. Exec'in bu arada birkaç farklı türü var. İşte mesela en yaygın kullanılanlardan biri execve. Bunun içine mesela işte yazıyorsunuz siz. Ondan sonra argümanlarını falan veriyorsunuz. Yani burada e, bir child process oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi peki e, şöyle bir soru gelebilir. Ben oluşturduğum forkladığım bir sub processin bitip bitmediğini nasıl anlayabilirim, değil mi? Yani mesela parent prosesiniz. Curl'un bitip bitmediğini bulmanız gerekiyor, değil mi? Yani arkaya forklamak aslında şey demek. Fire and forget, yani arkaya atıp unutuyorsunuz onu. E, fakat işte bu curl durumunda yani daha doğrusu bir proses başlatıp üzerinde beklemek istediğin zaman burada farklı bir system call devreye giriyor. Bunun adı da arkadaşlar wait. Şimdi bu wait system call'unun yaptığı şey aslında başlattığınız prosesin üzerinde o prosesin çıkmasını yani terminate etmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra bu prosesin işte exit kodunu yani işte çıkarken sıfırla mı çıktı, birle mi çıktı vesaire bunu toplayabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bu Parent aslında alt tarafta çalıştırdığı çocuklardan biri ölürse, yani bu threadler crash etti, patladı, bir şey oldu. Parent'a bir notification gitmesi gerekiyor değil mi? Şimdi bu sub-proseslerden yani threadlerden daha doğrusu da alt taraftan yukarı giden e, bir notification var arkadaşlar. Bu da POSIX'te sig child diye geçer. Şimdi bu e, sinyalin de gitme olayı aslında altınızda çalışan bir proses ölürse, ee, o proses yani daha doğrusu direkt çocuklarınız ölürse, çocuğunuzun çocuğu ölürse sizin haberiniz olmayabiliyor. Ama direkt çocuğunuz ölürse, terminate ederse size böyle bir sinyal geliyor. Ee, tabii mesela v kullanıyorsanız aslında bu sinyali handle etmenize gerek yok. Ee, şimdi öteki yandan arkadaşlar şunu sorabilirsiniz: bir child proses yani bir sub proses daha doğrusu eğer parent ölürse ne yapabilir bu durumda? Yani bu konudan nasıl haberdar olabilir? Ee, bunun cevabı arkadaşlar POSIX'te aslında böyle bir mekanizma yok. Yani siz child bir proses olarak parentınız öldüğünde e, Bunu Notification olarak alamıyorsunuz bir şekilde. E, i̇şte o yüzden arkadaşlar burada farklı bir konsept devreye giriyor. Burada şu oluyor arkadaşlar. Diyelim siz e, normalde hani diyelim Chrome çalıştırıyorsunuz bilgisayarınızda. Chrome'un aslında her bir tabı Farklı bir proses. Değil mi? Şimdi bu Chrome'u kapattığınızda aslında ne olmasını bekliyorsunuz siz? Bütün Chrome'un altındaki, yani Chrome'un bir ana prosesi var, bir de altında çalışan prosesler var. Onların hepsinin kapanmasını bekliyorsunuz değil mi? Şimdi e, bu durum aslında o kadar implement edilmesi kolay bir durum değil. Özellikle parent proses ölünce çocuk proseslere bir bakması gerekiyor değil mi? Şimdi bu çocuk prosesler artık öksüz yetim kaldılar. E hakikaten bunlara da İngilizcede hatta orphan process deniyor. Yani şimdi bu orphan processleri kime bağlayacağız? Yani değil mi? Bunları bir çocuk esirgeme kurumuna mı götüreceğiz? Bir yere mi götüreceğiz? Bunun bir belirlenmesi gerekiyor. E POSIX tabanlı sistemlerde yani Linux'ta, Mac'te vesaire e, bunlar arkadaşlar. Process ID'si 1 olan prosesin altına bağlanır. Tamam mı? Şimdi bu e, Process ID 1 aslında her makinede hatta konteynerların içinde de dahil özel bir prosestir. Yani Process ID e, herhangi bir sayıyla bir arasında çok fark var. E, bu Process ID 1'e biz Init Process diyoruz. Ve işte e, parent'ı ölen child prosesler bu Init prosese bağlanır. Sonra bu Init proses bunlarla ne yapılacağına karar verir. Şimdi e, burada bu videoyu durduracağım. Çünkü bundan sonraki konumuz aslında işte bu ölen proseslerin Yetim kaldıklarında daha doğrusu parent ölen child prosesler yetim kaldıklarında bu proses ID 1 bunları nasıl handle etmesi gerekiyor? Ve konteynerlarda bu durum nasıl bir problem yaratıyor? Yani özetle bir sonraki videoda zombie child reaping problemine ele alacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.